partido de Beşiktaş era muy importante para nosotros. Bizim için Beşiktaş maçı çok önemliydi. Y siempre para mí la mejor manera de preparar el siguiente partido es intentar ganar el partido que tienes antes, que era Beşiktaş. Benim için bir maçı kazanmanın en iyi yolu bir önceki maçı kazanmaktır ve bu Beşiktaş maçıydı mesela. Si hubiéramos perdido contra Beşiktaş, seguramente me estaríais preguntando por qué no hemos jugado con el equipo teóricamente mejor que teníamos para enfrentarnos a ellos. Eğer Beşiktaş'la karşı kaybetmiş olsaydık muhtemelen bana sorardınız işte teoride daha iyi olan bir ekiple neden oynamadık onlara karşı diye. Bugün göreceğiz. Dün kendine gelme, iyileşme, recovery antrenmanıydı. Bugün bütün takım birlikte antrenmana çıkacak. Tabii normal olan bir hafta değildi oyuncular için. Dolayısıyla Beşiktaş maçında da yorgundu oyuncular. Barcelona maçından sonra İstanbul'a inemedi uçak. Dolayısıyla İzmir'de antrenman yapmak durumunda kaldık. Ne oldu? Pazar günü geldik. Ondan sonra pazartesi günü maç vardı. Oyuncular fiziken çok çalıştılar. Gerçekten inanılmaz çalıştılar. Ama inanılmaz bir de efor sarf etmeleri gerekti. Y mañana lo vamos a intentar otra vez de luchar hasta el final, los 90 minutos. Yarın da son dakikaya kadar, 90 dakika mücadele etmek için çalışıyoruz. Es como nos hemos encontrado después de Barcelona, al cabo de dos días más, tenemos viaje y partido también. Yani Barcelona'dan sonra da iki gün içerisinde tekrar hem yolculuk yapmamız gerekecek hem de maça çıkmamız gerekecek. Entonces es lo que hay. No lo podemos cambiar. Ne varsa o yani değiştirebileceğimiz bir şey yok bunun. Barcelona gibi bireysel olarak kalitesi çok üstün olan oyunculardan oluşan bir takıma karşı oynamak farklı bir şey tabii ki de. Ama bizim amacımız mutlaka bir sonraki tura atlamak. Bunun için çalışıyoruz biz her türlü ve oyun anlayışımız da buna odaklanmış bir şekilde olacak. Barcelona'yı yeterince tanımayan insanlar... Les diré que son capaces otra vez de marcar cuatro goles después de jugar contra nosotros. Şeye baksınlar, bizle oynadıktan sonraki maçta bir daha 4 gol atmayı başardılar rakip takıma. Entonces creo que tenemos que valorar justamente lo que hizo el equipo contra el Barcelona. Dolayısıyla bizim takımımızın Barcelona'ya karşı yaptığı mücadeleyi adil bir şekilde değerlendirmemiz gerekir. En estos momentos, para el que no lo sepa, es de los 5 para mí mejores equipos del mundo. Ki bence yani daha önceden de söylediğim gibi dünyanın en iyi 5 takımından bir tanesi şu anda Barcelona. Evidentemente. Tabii ki de. Evidentemente que tenemos un plan. Es que no jugamos con los laterales arriba, como dice usted, contra Beşiktaş. Beşiktaş'ta aslında beklerimizi çok ileri oynatma gibi şeyimiz yoktu. Jugamos con los laterales dentro. Bekleri içeriye daha çok şey yapıyorduk. Para controlar las contras de Beşiktaş. Onlar kontraya karşı Pero olmak açısından. Evidentemente que tenemos un plan, tenemos una idea, sabemos que jugamos con un equipo individualmente superior. Bireysel olarak daha üstün olduğunu söyleyebileceğimiz bir takıma karşı oynayacağız aslında. Tenemos que defender como colectivo o agruparnos como colectivo, combatir las grandes individualidades y juego del Barcelona con un juego colectivo fuerte. Dolayısıyla bizim daha toplu oyuna dikkat etmemiz gerekiyor. Toplu derken birlikte oyuna dikkat etmemiz gerekiyor ki birlikte oyundaki başarımız sayesinde istediğimiz sonucu ulaşabilirim. Pero al final el Barcelona a todos los equipos normalmente del mundo les mete atrás por la gran calidad que tienen, la idea de juego que tienen y tienes que prepararte para pasar dificultades en muchos minutos del juego. Ama dünyanın bütün takımları için geçerli. Onlara karşı oynadıkları zaman biraz daha geride oynamak durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla bazı zor dakikaları geçirmeye hazırlıklı olmak gerekiyor onlara karşı oynadık. Ben her zaman yüzde olarak konuşmuyorum asla. Her zaman olasılık var diye konuşuyorum. Evidentemente nuestros aficionados en nuestro campo nos ayudan mucho. Tabii ki de bizim kendi sahamız olduğu için sahamızda taraftarlar bize çok yardımcı oluyor. Nos ayudaron mucho el día de Beşiktaş cuando el equipo pasaba dificultades los últimos 15 minutos. Beşiktaş'a karşı olan maçta da son 15 dakikada mesela takım zorlandığı anlarda çok yardımcı oldular. Y no tengo ninguna duda que lo harán mañana y con ellos siempre lo repito somos mucho más fuertes. Ve yarın da mutlaka ki bize çok destek olacaklar ve her zaman söylüyorum onlar bizim yanımızda olduğu zaman çok daha güçlü oluyoruz. Vamos a intentar plantear un partido difícil para el Barcelona. Barcelona için zor olacak bir maç ayarlamaya çalışıyoruz. O şekilde plan Pero yapıyoruz. Pasa para estar perfectos defensivamente.
Ama mükemmel olmak gerekiyor savunmada. Seguro que tendremos nuestras oportunidades de hacer gol. Daha sonra gol atma şanslarımız mutlaka ki olacak. Pero cuando juegas contra un equipo como Barcelona, tienes como lo hizo nuestro portero en Barcelona cuando llegan estar primero bien. Ama Barcelona'ya karşı oynadığınız zaman normalde ilk andan itibaren iyi oynamamız gerekiyor. Özellikle kalecimizin. Y luego nosotros aprovechar que seguro que las tendremos nuestras oportunidades. Daha sonra tabii ki de bazı fırsatlardan fayda sağlayabileceğiz, sonuç alabileceğimize inanıyorum. Martı'ya da söylediğim gibi bizim taraftarlarımız çok güçlü. Ya veo su intento. Diyor, bu maçta taraftarlar ne kadar destek bekliyorsunuz? Normalde çok zor bir maçtı diğer tarafta. Taraftarınızın desteği olmadan beraberliği yakalayabildiniz. Şimdiki maçta taraftarınız da destek olacak. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz bu soru? Hocamızın da cevabı, biz taraftarımızın desteğiyle, özellikle kötü anlardaki desteğiyle zor dakikaları atlatabiliyoruz. Zor bir hafta geçirdik zaten. Takımın daha da fazla desteğe ihtiyacı var her zamankinden. Bu önümüzdeki maçta da taraftarımızın desteği sayesinde zor anları atlatarak güzel bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum. Hasta veya sakat oyuncu şu anda sadece Arda sakat olduğu için kadro dışı. Onun dışında Halil dün ateşliydi. Dolayısıyla onu doktorumuzla tekrardan konuşmamız gerekiyor. Ama onun dışında takımın tamamı kadroya dahil olabilecek durumda, hazır bir şekilde bekliyorlar. Ben şu anda Galatasaray'dan çok mutluyum ve burada olmak gerçekten beni mutlu ediyor. Önümüzdeki 3, 4, belki 5 yıl boyunca burada olsam benim için harika olur. Şu anda bizim asıl baktığımız şey yalnız önümüzdeki maç. Onun dışında hani Galatasaray sonrası gibi bir plan düşünmüyorum. Tabii ki de açık oyun Barcelona'ya karşı çok akıllıca olmayacaktır. Dolayısıyla bizim takımca birlikte hareket etmemiz, kompakt bir yapıya sahip olmamız çok önemli. Bireysel oynamaya kalktığımız zaman başımıza derde girebilir bu açıdan. Bizim kompakt hareket etmemiz, takım ruhunu canlı tutmamız gerekiyor. Ve önümüzdeki maçta da Barcelona'ya karşı da aynı şekilde oynamayı planlıyoruz. Bu bizim için bir final gibi ciddiye aldığımız bir maç sonuçta. Biliyorum ki Romanya'dansın ve iki tane Roman oyuncudan bahsediyorsun. Dolayısıyla senin durumunu anlıyorum. Fakat önümüzde çok büyük bir maç var ve ben maçtan bahsediyorum. Oyunculardan bahsetmeyeceğim. 28 tane oyuncumuz var bizim. O 28 tane oyuncu arasından seçmemiz gerekiyor birçok kez söylediğim gibi. Tabii ki de onların da oynama olasılıkları var. Siempre tengo que dejar cinco fuera. I have to leave five out all the time. Y 5 luego kişiyi dışarıda bırakmam gerekiyor her zaman. Intento escoger los mejores para cada partido. And then I have to choose the best for that match, exactly. Espero que te haya contestado. Sonra 5 tane iyi dışarıda bıraktıktan sonra en iyilerini seçmem gerekiyor takım için. I think that I have answered your question. Sanırım soruna cevabını verdim. Çok teşekkürler. Muchas gracias.